Değerli izleyenler merhaba. Yeni bir Besim Tübük'le sohbet programıyla karşınızdayız. Tabii Kıbrıs'ta e, olup da sıcaklarla başlamamak mümkün değil Besim Bey değil mi? Nasıl gidiyorsunuz sıcaklarla peki? Nasıl? Öykün dışın var. <laughs> Sen bilmiyor musun öykün dışın diye bir şey? Bak Carrier diye bir adam icat etmiş. Amerikalı. Ha, markası var. Çünkü şimdi adamın çok günahı var. Tamam mı? Cehenneme gidecek. Cehennemde <laughs> sıcak. Ulan o Allah'ın belası yerde ne yaparım, ne yaparım demiş. E, havalandırma icat etmiş. E güzel. Hmm. E sonra gittiği yerde bulmuş mu acaba? Onu bilmiyoruz. da Bana bilgi vermediğine göre keyfi <laughs> yerindedir. E zaten bu cennet cehennem meselesi gerçekten enteresan bir hal aldı. Çok iyi, çok iyi hal aldı. Ee, şey, şimdi geçen hafta bu menzil ...tarikat mı nedir bilmiyorum ya ...Şeyh'i vefat etmiş Kimi şeylere göre 250 iddialara göre kimilerine göre 1 milyondan fazla insan cenazeye katılmış ya Neyse işte törenlere ve en önemlisi ama ilgimi çeken tövbe yapmış insanlar, yani bu şeyh nezdinde ve o tövbeler iptal olmuş ve yeni tövbe yapacaklarmış. Yeni <laughs> üç oğlan e, evet, bölüştüler bu evet, defa şeyi evet. müşterileri. Yani müşterileri demem <laughs> de bir şey var mı müşteri, bilmiyorum. Müşteri, tabii müşteri. Ve yani bu konuşulur, tartışılır mesela Besim Bey. Şimdi aslında işte cehennemi bunlar dolduracak bu tarikatçılar, şeyhler, mollalar. Çünkü Müslümanlıkta senle Tanrı arasında hiçbir şey yoktur diye 50 defa söylüyor Kur'an'da kardeşim. Ulan siz nereden çıktınız diyen yok. Bak dikkat et. Siz nereden çıktınız ulan diyen yok. Bunlar hepsi yani, sahtekardır, dinsizdir bir kere dinin esasına karşı, aslına karşı. Bildiğim kadarıyla bunlar bunları konuşmak da istemiyorum ya çok sinirleneceğim bu namusuz heriflere. Ya şimdi... bunlar zamanında ben örnek için hani Müslüman dinleyiciler fazla üzülmesinler diye örnek olarak Katolikleri veriyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Müslüman dünyasındaki rezillikleri söylesem üzülecekler. Onun için Katoliklere bakın. 14. 15. yüzyılda 16. yüzyılda ne yaptılar? Milleti nasıl sömürdüler? Nasıl sömürdüler milleti biliyor musun? İnanamazsın yahu, inanamazsın. Şimdi bak Avrupa'da ufak ufak kasabalarda dev gibi şeyler vardır, kiliseler. Ve bunlar da ne zaman yapılmış biliyor musun? Bin tarihi, bin yüz tarihi. O meşhur, daha evvel anlatmıştım, neydi Paris'teki kilise? Notre not Dame. <laughs> Notre Dame Kilisesi 1050 ile 1150 arasında veya 1200 arasında 150 senede yapılmış. O sırada Paris 20-30 bin kişilik bir kasaba. Niye o kadar geç yapılmış biliyor musun? Para yok, devamlı Çünkü para almışlar. Evet. Her mahvetmişler milleti. Muhtemelen o dev her gibi, kiliseyi, dev gibi kiliseyi yapmışlar. Buna baktığın zaman. Vay namussuzlar diyorsun ulan. Bu insanlara yazık ya o. Yani bu tip filmler de çok tutmuyor. Mesela birkaç film var. Seyircisi yok. Çünkü herkes o sürü olmaya hazır ya. Hmm. Katolikler de öyle. Müslümanlar da öyle. Yani bu Fransız ihtilalinde ihtilalciler çok yalnız asizadeleri kesmediler. Rahipleri de kestiler. Biştiler yani. Çünkü işin farkına buralarına kadar geldi. Ve o sırada ne yaptılar biliyor musun? Notre Dame'ı şey yap çıkardılar devreden. Orada ayın mayın yok. Depo yaptılar. Ve bıraktılar yıkılmaya. Notre Dame. Ve sonra tabii her ihtilalin backlash'ı oluyor. Geri dönmesi. Geri dönüş. Birdenbire Fransa'da işte dine mine karşı gene şey başladı. O Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu romanı da var. Onun romanlarında da dikkat et. Hep papazlar iyi adamdır. Ha o flashback'iniz bir şeydir. Ya, e, tabii Victor tabii Hugo. mesela en mühimi olan şeyde Se, Sefiller var. Sefiller'de yeah. bravo. Bir karakter vardır. San va, Jean Valjean. Bu aslında hırsız mırsız falan filan sonra hapisten çıkıyor veya kaçıyor. Bir şey Katolik rahip bunu evinde misafir ediyor. Bak bu da güzel bir şey. Yani sokaktaki zavallıyı misafir ediyor. Misafir ettikten sonra Jean Valjean oradan bir şeyler çalıp gidiyor. Polis bunu yakalıyor. Polis bunu yakalıyor, getiriyor. Rahip efendi sizin evden bunları çaldı galiba diye. Rahip bakıyor, yok diyor ben onları verdim diyor ona diyor. Ben verdim diyor. Hatta diyor bu şamdanları da almasını istedim. Bunu bırakmış diyor. Gümüş şamdanları da Can Valcan'a veriyor. Al diyor ya ben sana bunu vermiştim diyor. O zaman ne oluyor biliyor musun papaz? Ne adam yahu? Ne iyi adam yahu? Dikkat et. Sonra şey tamire başladılar. Notre Dame'ı tekrar. Ayinler başladı. Şimdi ben Avrupa'ya her gittiğimde bu binaları görüyorum. Küfrediyorum tabii. Aynı piramitleri görünce Mısırlılara küfrettiğim gibi. Ulan yazık ulan. insanları mahvetmişsiniz be. Kaç bin... Hmm. Ve bunların biliyor musun? Bak. Elbiseleri ipekten. Bu papazların, kardinallerin. O ipek o kadar pahalı ki. O kadar pahalı ki. O kardinalin üstündeki... ipek şeyden ne yiyorsa işte kaftan maftan o parayla bir ev satın alabiliyorsun şehrin içinde bahçeli. O kadar pahalı. Adam o ipek kaftan giriyor it oğlu it. Zavallı halkı devamlı her sene bilmem ne. Üç tavuğun varsa birisini alıyor. Onu alıyor, onu alıyor. Millet sefil perişan. Aynı şey tarikatlarda var işte. Osman, bunlar tarikatlar ama çok akıllı adamlar bunlar. Bak söylüyorum sana. Şeylere baktığın zaman sınıflara Dünyanın en akıllı sınıfı ruhban sınıfıdır. Ama insanlık kurulduğundan beri. Şimdi akıl ne demektir abi? Az çalışacaksın, iyi bir hayat yaşayacaksın ve o o yerde de sözü geçer olacaksın. Şimdi sen ne istersin hayatta? İstediğin her şey var bunda. Güvenlik var, maddi ihtiyaçların karşılanması var. Ve çalışma var. da yok. Şey var, prestij i̇tibar var, itibar var. Ve çalışma da yok. Bunu ilk yapanlar şeyler tabi tapınak rahipleri. Şunlar bunlar. Sü Sümer'de zaten ta Sümerlerden başlıyor uyanıklar. Ama o zaman daha fonksiyoneldi galiba Besim Bey. Çünkü ambar emini gibi yok. O hesap yok. kitapta tutuyorlardı. Hayır, o ambar eminleri tamam da asıl hesabı kitabı tüccarlar tutuyordu. Yazıyı zaten tüccarlar icat etti. Ayrı mesele de şimdi orada da aynı şey var. Şamanlarda da aynı şey var. Şimdi mesela bunlar şey yapıyorlar, nehir taştı, nehre kurban vereceğiz diyorlar. Tamam mı? Ee, bilmem ne oldu, onun tanrılar böyle çıkıyor ortaya. Onun tanrısı, bunun tanrısı, hepsine kurbanlar kesiliyor. Bütün avantayı bunlar alıyorlar. Hiçbir iş yaptıkları yok. Herkeste büyük bir itibar. Evleri gayet güzel, yaşamları güzel. Kral ona büyük saygı gösteriyor. Hatta ilk Sümer şehirlerinde toplumun başında bunlar varmış. Evet. Krallar nasıl hmm. gelmiş ortaya biliyor musun? Harp olduğu zaman şehirler arası eli silah tutan güçlü adam öne çıkıyor tabii. Çünkü harbi o kazanıyor. O geliyor ailesiyle imama şey diyor ki rahibe ulan sen geri çekil diyor. Esas bende o da ses çıkaramıyor. <laughs> evet. Ama şeye yanaşıyor. Kralın evet. yanına yanaşıyor. Kralımsın sana bir bu yetki Allah'tan gelmiştir. Zart zurt, idare ediyor vaziyeti. Bir başka enteresan noktada Mesela bir şehir kuşatıldı, teslim olmadı. Ondan sonra şehri alanlar herkesi kılıçtan geçiriyorlar. Akıllı olanlar içerideki güzel kadınları alıyorlar, onlara dokunmuyorlar. Bir de şeyi e, zanaatkarları, zanaatkar, bilim adamı şu bunu bilhassa Cengiz Han da öyle yapmıştır, Timur da öyle yapmıştır. Ama ta eskiden beri. Bu sırada bir kesime dokunmuyorlar. O da kim biliyor musun? Oranın rahipleri. Diyor ki bu rahiptir. Korkuyorlar dokunmaya. Orada da kral gibi yaşıyorlar. Yani Ne olursa da olsun no. tabii, tabii. onlar kazanıyor. Onlar kazanıyor. bu e, Şimdi Türkiye'deki tarikatlar inanılmaz ve bu iletişim çağında şimdi herkes her şeyi okuyor. Bu dediğimi Kur'an'da açsın baksınlar. Ulan 50 defa diyor. Tanrı'yla senin aranda kimse yok. Sen doğrudan tanrı. Çünkü Tanrı kendine şey istemiyor. Eş istemiyor. En büyük şey Müslümanlıkta şeydir. Tanrı'nın tekliğidir. Etkinliğini istemiyor. Bir tek Allah var diyor. Başka kimse yok. Senle Allah arasında kimse yok diyor. Fakat bu namussuzlar abi yavaş yavaş meslek haline geldiler ve yok şu sünnetli yok o çoğu da o hadislerin hepsi de palavradır tabii. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> şey çünkü halk da istiyor, korkuyor. Yani halk halkın çoğunluğu zayıftır. Korkar. E, sürüye katılır. Sürüye katılmak en tabii bir şeydir. Ben de bir panik olsa sürüne tarafa gidiyorsa oraya giderim abi. Tamam. Yani onun için bundan istifade ederek hayatların kebap olan her dinde ama. Her dinde ruhban sınıfıdır. ha En aşırıları hangilerinde dersen? Katolikler ve Müslümanlıkta. Tabi Yahudilikte de var. Yahudilikteki fundamental Yahudiler hepsinden kötü ama sayıları az. Bütün Hı. dünyada Yahudiler ne kadar biliyor musun? 15 milyon. Hadi bilemedin zam yapayım 20 milyon. Bütün Yahudiler. Onun içinde de tabi radikalleri 3-5 milyon. Bir radikalleri 3-5 milyon dediğin gibi çoğunluk şeydir, daha reformisttir ama idare ediyorlar. Pekala. O zaman tehlikeli bir Şimdi soru. bu Türkiye'deki tarikatlar hiç söylememe gerek yok. Felaket yani. Büyük risk, büyük risk. Daha evvel o riski gördük. Ondan şey almam yani. Ben daha genel bir şey sormak istiyorum. Şimdi sık sık yani bu konular böyle sosyal medyada. Eskiden da. başka bir şey söyleyeyim sana. Eskiden bu tarikatlar şu bu olunca ben kendim şey gibi görüyordum bunları. Ilımlı İslam'a inandığım zaman, en büyük hatamdır o. Ilımlı İslam'a inandığım işte 75 70 ile 95 2000 arası ılımlı İslam'a inanıyordum. Bunları da şey olarak görüyordum. Örgütler var ya, ne, der, sos, ne, ne derler? TESA bir şey diyorlar. Ha, örgütlere. Sivil toplum örgütü. Sivil toplum örgütü gibi bir şey diyordum. Ya. Yani dinlerini ifade etmek ha, için ya, bir ya, araya ya, gelen ya, ne insanlar. Falan. Ama yok. Şimdiki fikrim çok değişti. Şimdi şöyle söylenir bazen. Yani işte bu din düşmanlığıdır denir. Mesela. Ve aslında bu konuları konuşmanız engellenir. Evet. O zaman... Yani gerçekte e, dinsiz olmak veya işte dinle mücadele etmek dinle bak, değil, dinlen değil. Ruhban e, dinle. mücadele ediyorsun. O din değil. O din değil. Şimdi Türkiye'de bir madde uyguluyorlar. Bir kesimi diğerine kışkırtmak, bilmem ne yapmak diye. Aslında o Avrupa'da azınlıkları korumak içindir. Türkiye'de onu e. Müslümanları korumak için yapıyorlar. Ulan %99,5'unuz Müslüman. Neyi koruyorsun? Sonra mesela <laughs> ya mouse'ta onu onu öyle çeviriyorlar ki biz şimdi bu konuşmaları belki Türkiye'de yapıyor olsaydık herhalde hakkımızda da açabilirlerdi yani. Bir bir tane uyanık savcı şeyin gözüne gireyim diye <laughs> şeyler yapar. Şimdi mesela Besim Bey dünyada işte birçok din var. Yani işte tek tanrılı dinler var. Üç tane. İşte budizm gibi, Taoizm gibi çok yani milyarlarca insanın inandığı büyük dinler var. Yani büyük derken ölçü nedir? O da ayrı bir konu. Yani neye göre büyük küçük olur da? Yani çok sayıda insanın Say, sayıda ilgilendiği yani. dinler var. Şimdi bunlardan herhangi birini savunabilirsiniz. Ama dinsiz olamaz mısınız? And yani din düşmanlığı derken ya ben bu istismara şey yapıyorum yoksa inanç olacak. Yani inanç olacak. İnanacaksın. Bunu kabul ederim abi. İnsanlar bir şeye inanacaklar. İnançlara saygı göstereceksin. Mesele bunun istismar edilmesidir. İşte bunun örneği Luther'in o şeye astığı yazı katoliklerin nasıl istismar ettiği halkı. O yazıyı astı. Baviera Prensi sayesinde de ölümden kurtuldu ve reformist ve başladı. İnsanlık için çok önemlidir o. Yani Luther'in yaptığı, Baviera Prensi'nin yaptığı... İşte o kendi de din adamı olduğu için iyi oldu. İyi oldu. Din adamı olmasaydı ve tabii ki evet, yani dediğiniz gibi koruyucusu da bir prens var. Prens var. Yani prens. prens dediğimiz onu onu burada hükümdar. Evet. Bunu geçelim ya. Bunu çok tamam. geçmişte de çok konuştuk. Sonra anlatırım. Niye fikrimiz böyle değişti, evolve etti, bu hale geldik. Ama geçmişte yanıldım ben. Niye yanıldım? Şimdi şöyle düşünüyorum. Yalnız ben değil. Batı'daki bütün düşünürler, Türkiye'deki düşünürler şöyle düşünüyorsun. 2 milyara yakın Müslüman kitlesi var. Din olacak. Dinsiz diye bir şey olamaz. Yani bir ihtiyaç. Dinsiz de olabilirsin. O da ayrı bir mesele. Şimdi 2 milyar Müslüman var. Bunların içinde bir kısmı fundamentalist, terör yapıyor, bilmem ne yapıyor. Sen şimdi ılımlı İslam'ı desteklersen evet. bunun etkinliğini azaltırsın. Fundamentalizmin etkinliğini azaltırsın düşüncesindeydim. Besin Bey, şeyi Murat Belge'yi hiç tanıdınız mı? İslam'da hiç oldu mu? Tabii tabii, çok yakın tanıdım. Ee, şimdi Murat Belge'nin bugün Tabii ben internet sitelerinden hareketle söylüyorum. Şimdi artık eskisi gibi gazete işte bugünkü gazetede yazdı diyemiyoruz. Yani orada da duruyor. Birikim dergisinin internet sitesinde bir yazısını okudum. Muhalefet yapmanın yani zorluklarından söz ediyordu. İşte ben yaptım oldum zihniyeti var artık. Öyle. Ee, ben de tabii bir gün önce buna benzer bir yazı yazdım diyalogda. Bugün bunu görünce vay be dedim. Yani hani kendi kendime de biraz pay çıkartmış oldum. Bak mesela Murat Belge gibi düşünmüş oldum ama gerçekten enteresan günlerden geçiyoruz çünkü. Yani benim için güzel bir şey oldu tabii. Böyle kendime öz güvenim arttı ama yani Türkiye'de muhalefet suçlanıyor. Yani ya işte hiç değişmedi. Hiçbir... Türkiye'ye hiç girmiyor. Yani. Tamam Kıbrıs'ta da aynı şey var. Yani bölüm muhalefet yapmak çok zorlaştı gerçekten. Yani muhalefete acıyorum artık yani ben. E nasıl muhalefet yapılabilir ki? Yani ne söylerseniz söyleyin, nasıl anlatırsanız anlatın İşte bu ekonomi bilmine uymaz, bilmem şuna uymaz. Halkın çıkarına aykırıdır diye e, yani boğazınızı yırtıyorsunuz anlatmak için bin bir dereden su getiriyorsunuz. olmuyor. Valla Kıbrıs'ta da Kıbrısların şunu bilmesi lazım. Bir şeye değer veriyorsan tenkit edersin. Tenkit edilmeyen bir şey güzelleşmez, düzelmez. Mete Met edersen karşı taraf gevşer. Ama Kıbrıs'ta da yanlış oluyor. Bir şeyi tenkit ettiğin zaman hemen bir tepki doğuyor. O anlayış yok. Daha ona alıp da bir düzeltme yapalım falan filan diye bir şey yok. İnadına bir tepki doğuyor. Yani o anlayış yerleşmiş değil. En akıllı adam tenkitlerden istifade eden adamdır. Şimdi ben kendimden örnek vermek istemiyorum ama ben bazen işte 6-7 senedir buradayım. Dolaşırken bahçede bazı müşteriler geliyorlar yanıma işte besin meşle bakıyorlar oteli met etmeye. Ben onlara soruyorum. Tenkidiniz ne? Ve şeylere söylediğim odur müdürlere. Sizin için en değerli müşteri sizi tenkit eden müşteridir. Yoksa senin hizmetin şey yapmaz, yükselmez. Gevşer. Yani devamlı tenkit edecek garsondan, yemekten, doğru yanlış. Bir müşteri yüzde yüz yanlış olabilir tenkidinde. Gene bizim müdürlerimiz ona tabii efendim haklısınız önce bir haklısınız diyeceksin. Adamın gazını alacaksın. Aa, çok doğru söylediniz deyince de adam da <laughs> diyecek ki gevşeyecek o sinirli hali geçecek Adam şeyden tamam, tam bu sıkılmış. Bu halkla ilişkiler baktığından evet. ama evet. aslında söyleneni de dikkate ama, almak lazım. Evet. Ama ondan sonra bakacaksın söylenen nedir? Bir gözden geçireceksin. Sana gözden geçirme imkanı veriyor. Sonra bakacaksın ki adamın tenkidi yanlış, bu doğru. Bunun çok örnekleri var. Onun için e, burada bu kültür de yerleşmiş değil. Yani Kıbrıs'ta hele benim tenkitlerim çok insana batıyor bir şey söylediğim zaman. Ondan da vazgeçtim. Yani <laughs> Kıbrıslılar da tenkit etmeyeceğim. E, met edeceğim Kıbrıslıları devamlı. Aslansınız, kaplansınız diye. Dünyaya, yani eleştiren dış bakış prim dış yapmıyor Dış politika yapmıyor. Yani şey yapıyorlar abi adamlar o mentalite yerleşmiş değil. Mesela bir şeyi tenkit ediyorsun, o yanlışlığı yapan memur, ya yanlış yapmışız galiba, şunu düzeltelim diye bir gözden geçirmiyor. Gözden geçirsin de, desin ki ya ben doğru yapmışım, o da yok. Şey alıyor, iltifat alıyor. İyi yapmışsın ya bunu diyor. Yani o bir şeyi engellemiş memur, bir şey yapmış. O kendi arkadaşlar arasında, Kıbrıs'ta öyle, Akşam kutlama bile yapıyorlardır. Ya neyi yaptın bunu? Engelledin bilmem ne yaptın diye. Başka bir olay Kıbrıs'la ilgili. Sanki hafıza yokmuş gibi. Buraya birçok kötülük yapıldı. Çok değerli bir yatırımlar engellendi. Engelledikten sonra hiç kimse ya keşke şuna izin ver demedi. Ben bunu hayret ediyorum ya. Hani o bunu bırak. Mesela Alarko'nun yatırımı. Sen hiç kimseden hep söylüyorum bunu tekrar evet. et. Evet. Duydun mu Kıbrıs'ta? Sağcısı, solcusu, kenarcısı, köşecisi. Ya bu Alarko'yu niye şey kaçırdık? Bu adam süper bir tatil köyü yapacaktı. Çok klas. Birçok zengin adam gelecekti. Diyen bir tanesi gördün mü? Hayır. Bir de şunu görmedim. siz bu programlarda, bizim programlarda bunu ben işte ortalama ayda biz tekrarlıyoruz aslında yani bu şeyi. Mesela bana hiç kimse e, ya Hasan işte Besim Bey haksızlık yapıyor biz ilgilendik de şundan şundan dolayı olmadı demedi bana. Demez. Size birisi dedi mi? Yani bu siyasilerin hepsi size sırasında ziyarete geliyorlar ve ya Besim Bey bize haksızlık ediyorsunuz bu Alarko konusunda dememiştir oh, diye hayır düşünüyorum efendim, hayır değil mi? Yani mesela söylerdi. Alarko'yu kaçırdıktan sonra kahramanlık şeyleri yapmışlardır, kutlamışlardır. David Lewis'i de öyle. David Lewis daha önemli çünkü Yahudi camiasında çok önemli ismi, İngiltere'de çok dehşet ağırlığı olan bir adam. Yani dış ilişkiler bakımından da ağırlığı olan adam. Komik bir meseleden dolayı dünyanın yatırımını yapacaktı o yeni yere köy dedikleri yere. <laughs> Adama yapmadıklarını bırakmadılar. Ve arkasından hiç olmazsa bir, bir ikisi söyler yahu. Hani bu kadar kaç yüz bin kişisiniz. Biri der ki ya niye bu Alarco'yu engelledik? Niye David Lewis'i engelledik? E, keşke bunlar bunu yapsalardı. Çünkü onların yapacağı lüks, kaliteli yatırımdı. Bak Kıbrıs'a lüks, kaliteli yatırım gerekli. Ucuz yatırım olmuyor. Bak ucuz yatırım yüzünden dikkat et. Barcelona, Viyana turist istemiyor. İtalyan şehirleri ucuz turist istemiyor. Yani kaliteli turiste gideceksin. Ama Neyse. bu konuda ama bakın kı, kı, ümit yok yani bu konu şimdi konuştuğumuz şekliyle ve mesela bu program yayınlanacak değil mi? Evet ee, yani diyalog muhtemelen şimdi en fazla izlenen televizyondur Evet. Ee, ve bunu insanlar duyacak kimse buna yani bu eleştiriye bir cevap verme zahmetine bile katlanmayacak. Aynen Murat Belge'nin yazısında belirttiği evet. gibi. Ben yaptım oldu. Olsa da olur. Olmasa da olur gibi bir şeyle. Ve Bunu siz, yani Kıbrıs belki de şu andaki en büyük yatırımdır şey Merit'in yatırımı. Bu yatırımın başındaki insan olarak söylüyorsunuz işte biz başka şey yazıyoruz bize sırasında geri dönüyorlar mesela bana ama Ciddi eleştiriye hiçbir zaman prim verilmiyor. Yani yayılmasın diye düşünüyorlar herhalde. Yani cevap verirsek e, konu büyür, başımıza dert olur. E, biraz önce verdiğim şey, şöyle bir şey sormak istiyorum. Mesela işte sizin yaşınız belli, benimki belli. E, sizin gençliğinizde veya benim gençliğimde hiç böyle bir şey yoktu ama. Yani eleştiri... Daha kıymetli değil miydi eskiden? Bilmiyorum. Yani eleştirel bakış. Bilmiyorum ama ben 25-28 senedir buraya daha sık geliyorum. Daha evvel birkaç defa gelmiştim o kadar. İlk zamanlarda çok olumlu buluyordum. Bürokrasi, genel havayı. Son 15 senede yavaş yavaş kötüleşti. Hem yani bir şey söylendiğinde bir ağırlığı oluyordu. Söyle onun Aa. demek istiyorsunuz. Neyse canım. Ya bunu geçelim. Niye Kıbrıs konuşuyoruz ya? Dış politikayı konuşacağız. Dış politikada ne var? NATO var. Ee, bir de e, Kıbrıs bu e, İsveç'in hmm. NATO üyeliğinin önünün açılması, çünkü kabul edilmedi henüz. Yani bazen yanlış algılıyoruz. Evet, bizim meclisi geçmesi lazım. Onu koz olarak kullanacaklar. Normal ha. kullansınlar canım. O Batı'ya yanaşmak iyi oldu da. E ne istiyor Tayyip Bey meclisten Hayır. bunu onaylattırmak için? Onu şey olarak kullanıyor. Meclis kapalı ya, Ekim'e kadar ne olacak elinde koz olarak kullanıyor. Tam ne istiyor? Bu altın, arada F-16'lar geçecek mi? Başka şeyler geçecek mi? Şimdi zorla güzellik olmaz ama zorla oluyor bu şimdilik. Yani Türkiye'yi Batılılar kaybetmek istemedikleri için Tayyip Erdoğan'ı sevmemelerine rağmen Tak e, tokalaşıyorlar, iltifatlar yağdırıyorlar, tebrik. Ne yapsın adam yani? Ben de olsam öyle yaparım. Yani düşünebiliyor musun? Sen yani Almanya'nın başkanısın veya Amerikan başkanısın. Türkiye kilit bir ülke. Adam kazanmış seçimi ve bütün yetki elinde adamın. <laughs> Aslanlar gibi. Sen şimdi buna karşı ters düşüp de niye e, işini bozasın? Yani bu adamlar nazik davranıyorlar bekleyecekler. Bence inşallah Tayyip Erdoğan biraz şeyini değiştirir batıya karşı tutumunu. Bilemiyorum yani o çünkü Türkiye'de bütün politikayı etkileyen kamuoyunun batı düşmanlığıdır. Ben bir şeyimde konuşmamda aynı şeyi söylemişim. Batı düşmanlığı medeniyettir gibi, medeniyet düşmanlığıdır diyeceğime bir not yazan da evet Batı düşmanlığı medeniyettir diye yazmış bizim okuyuculardan. <laughs> 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 <Öyle gülüyor> Seyredenlerden. <laughs> bayıldım Vallahi bayıldım. Dilim e, onun gerisini getiremedim. Yani şimdi bu şimdilik Batı o. Eskiden Batı değildi. Eskiden Orta Doğu'ydu bilimin merkezi. Yani e, aynı bu şeyin e, Almanya'daki barbar kabilelerin şeye e, düşman olması gibi. Harun Reşid'in mesela Arabistan'ına veya oradaki icatlara düşman olması gibi. Şimdi bunlar teknikte, insan hayatında, insan haklarında ilerlemiş ülkeler. Bunlara örnek alacaksın. Bizim tarım toplumu olduğumuz için ben hep şeyden örnek veriyorum. Ya, tarımdan örnek veriyorum. Şimdi senin komşun senden daha ufak tarlası var, daha kur, kuru. Seninki sulak, daha büyük. Senden daha iyi verim alıyor. Daha iyi fiyata satıyor. Ne hangi malı üretiyorsa. Sen de bunu bakacaksın bu adam ne yapıyor ya? Şeye gerek yok öyle teolojik şeylere, palavralara. Bu adam ne yapıyor? Gübreyi hangi gübreyi kullanıyor? Ne zaman sulama yapıyor? Hangi e, iş adamıyla veya tüccarla malını satıyor? Bağlantı yapıyor mu? Bütün bunları düşüneceksin. Şimdi Batı'da da bakıyorsun, adamlar refah, insanların mutluluğu hangi rejimlerde, nerelerde, buralarda bunlar ne yapmış? Ama onu kabul ediyorlar ki. Bunlara, defa olduğunu onlara göre ben her gün görüyorum onların paylaşımlarını. Batı'da insanlar sürünüyor. Aşlar sokaklarda dökülüyor. Hmm. E i̇şte Fransa'da tabii gösteriler oldu. Bunlar hemen yani işte Fransa toplumu yani Fransa dağılıyor ne oluyorsa şeyler hayat bağlılığı korkunç boyutlarda insanlar yumurta alamıyor bilmem ne alamıyor şeyde hatırlayın geçen kış biraz da gaz sorunu vardı ya doğal gaz sorunu evet. Almanya parlamentosunda hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum ısıyı düşürdüler ve parlamento üyeleri parlamenterler palto vesaire oturuyorlar. Ha onlar donuyorlar. Sonra <laughs> tabii bahar geldi. Ben bakıyorum. Stoklar full. Ya o kış geçti. Düştü Nasıl şey, olur da istoklar hala daha full? Çünkü insanlar tedbir almışlar. Demişler ki tabii. 25 dereceye, tabii, tabii. 30 dereceye gerek yok. 18-20 derece olsun. Biz de onun iyi onun için şeylerin ülkelerin tecrübelerine bakacaksın. Yani ne olmuş? Ne yapmış bu ülke? Ne duruma gelmiş? Nasıl gelmiş? Neler kullanmış da gelmiş? Tek, teknolojik olarak, idari olarak, politik olarak örnek alacaksın. Yani iyi'den örnek almak en akıllı iştir. İş hayatında da öyle söylerim. Mesela bir sektöre gireceksin. O sektörün lider firması var, çok başarılı. Önce onu inceleyeceksin. Ne yapmış da bu adam lider olmuş? Nasıl lider olmuş? Onun tarihi, gerekirse içinden bir kişiyi transfer edeceksin çünkü transfer ettiğin adam o şirkette 20 sene çalışmışsa 20 senelik o şirketin hafızasını sana getiriyor. Onu danışmanın yapacaksın veya iyi bir noktaya koyacaksın. Devletlerde de böyle. Mesela devletlerde bir Hollanda örneği var. Hollanda bataklık, denizin bastığı bir yer ve dünyanın zamanında da en zengin ülkesi olmuş. Ee, halen de abi. öyle. Mesela Amerika'daki yatırımlarda Hollandalıların çok önemli bir payı vardır biliyor musun? O dev gibi şirketlerde. Bak Amerika'nın gelişmesi İngiliz Hollanda sermayesinin Amerika'ya 1800'lerin sonundan itibaren yatırım yapmasıyla olmuştur. Yani çok müthiş bir örnektir. Şey bir programda gördüm. Çok enteresan. Hollanda nasıl fırlamış biliyor musun? Hollanda şimdi bir sürü savaştan sonra bir bağımsızlık almış. O sırada trade başladı ya zenginlik. Şeyle zengin alışveriş yapıyorlar kuzey ülkeleriyle. Onların bir şey vardı. Bilmem ne. Bölgesi. Adı, hatırlayacağım şimdi adını. Ticaret bölgesi var. O sırada da işte şeyler Portekizliler Afrika'ya dolaşmış. Kahve kahve çok önemli. Kahve getiriyorlar. Karabiber, biber şu bu. Büyük paralar kazanıyorlar. Gemiler önemli. Abi bir şey Hollandalı bir e, adam bir şey icat ediyor. Daha evvel bunu tekstil makinelerinde söylemiştim. Meğer Hollandalılar bunu daha evvel yapmışlar ya. Şimdi hızar, şimdi sen gemi yapacaksın. Kütükler geliyor İsveç'ten, Norveç'ten. Geliyor. O kütüğü tahta şeklinde kesmen lazım. Evet. Böyle. Onu nasıl kesiyorsun? Yukarıda bir adam, aşağıda bir adam. Hır 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 hır. Testereyle kesiyorsun. Bu adam Krank milini şey yapmış. O yel değirmenleri var ya. Hmm. Yel değirmeni aşağıda bir yuvarlağa döndürüyor, döndürüyor. Oradan inişli çıkışlı kranka geçirmiş. Yel değirmeninin yanına bunu koymuş. Yiyordu. Ve ne olmuş biliyor musun? 30 misli fark etmiş o tomruğu kesme. 30 Sürenlendi. misli fark edince bunlar. İngiltere'den bilmem neden daha çok, daha güzel gemiler yapmaya başlamışlar ama kaç sene içinde? 10-15 sene içinde. Evet. Sürat kazandılar ve ticarette Hollandalılar hepsini geçmiş. bir tek adamın icadı yahu. Onu diğerleri öğrenene kadar düşünsene o krank milinden. Krank mili böyle dönüyor. Evet. Yukarıdaki şerit kesiyor şey yukarı... O o şerit krank miliyle kesiyor. Adam yok. Car, car, car ama bir tane değil, 4-5 tane koyuyorlar. Tom Rumer'a 4 tane şerit, 5 tane ineğiyle çarçarçar kesiyor. Normal bir işçinin yapacağının 30 misli daha hızlı yapıyor. Ve müthiş bir şeye kavuşuyorlar. Bak bir tek icat işte. Medeniyet. Böyle gelişiyor medeniyet. İngiltere'de onu şeyde kullandı. milli meselesini. Tezgahlarda. Ama İngiltere'de şey yok. O yel değirmeni yok. Normal değirmen var. Orada çok su var. İngiltere çok hmm. su alan bir yer. Yani bunları göreceksin. Daha ve söylemiştim İsviçre nasıl Allah'ın dağı ve İsviçreliler de dağ adamı yani. Gelişmiş bir adam değil. Orta Doğu gibi akıl makıl falan yok. Tradisyon da ona rağmen. E, biz Lüksemburg nasıl zenginleşmiş. İşte herkesin hayran olduğu şey var. Singapur var. Başka örnekler var. Neyse. Yani şey hayat hikayesi okur gibi. Hani diyorum ya roman okumayın. Bir insanın biyografisini Biyografi okuyun. Ülkelerin de biyografisini okuyacaksın. Yoksa bir profesörün o ülke hakkında söylediği bir bilmem neyi dikkate al, onu da dikkate al. Ama bir bak ne olmuş. Nasıl olur? Tarih. Tarih. Ee, şey soracağım tekrar. Dış politika dediğiniz için şimdi İsveç'in sonbaharda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üyeliğinin Onaylanması için ne olmasını beklememiz gerekiyor. Yani nereye bakmam lazım benim? Onu şimdi, onu şimdi elinde tutuyor. O da iyidir. Ya yani o yanlış bir şey değil. Em yani yani. beklediği nedir? F 16ların revizyonu ve verilmesi. Şimdi Batı dünyasıyla ilişkiler en önemli ilişkilerdir. Batı dünyası demek, dediğim gibi medeniyet demek. Eğer ilişkilerini iyi kurarsan istifade edersin. Kötü kurarsan da şey yaparsın. Bugün öyle oldu. Öyle oldu. Olabilir. O da o da kötü değil. Onda da kötü bakmıyorum ben. Yani Araplar gelip burada yatırım yapsalar kötü değil. Kötü değil. Dikkat et. Ama esas sermayenin, bilginin, teknolojinin olduğu yer Batı dünyasıdır. Ama, Ama şimdi Araplar mecbur kaldığımız için Araplara gidiyoruz. Doğrudur. Bazı şeyleri satabiliriz onlara. O da yanlış bir şey değil. Yani. Ama dediğiniz ifadenizde de şu vardır. Yani aslında biz batıya gitmemek için Araplara gidiyoruz. Çünkü bu kadar sıkışıklık yaşanıyor. Ee, Mehmet Çimşek Bey, Hazreti ve Maliye Bakanı yaptık. Yani batılılarla ilişkilerimizi düzelsin işte. City'de ilişkileri iyidir Londra'da falan. Ama aradan işte bir aydan fazla bir süre geçti. Biz daha hiçbir ilişkiye girmedik. Yalnız orada bir olay var. Burada başkan değişmedi. Her şey Tayyip'in elinde. Şimdi sen Batı dünyasına gittiğin zaman müthiş bir Tayyip Erdoğan karşıtlığı var. Onun için Araplara gittiğinde bu karşıtlık yok. Onların rejimi bizimkine benzer bir rejim. Onun için Batı dünyasına gitseler de netice elde edemezler çay ısmarlarlar, kahve ısmarlarlar, bakarız derler, yollarlar. Hiçbir finans şirketinin ağır yatırımda Türkiye'yi düşüneceğini hiç düşünme Batı'da. Anlatıyorum size, chip şirketi var ya 30 milyar dolar. Bu çok önemli. En önemli Türkiye'ye gelecek şey uzun vadeli yatırımlardır. 30 milyar dolar Almanya'da yatırım yapacak. Avrupa Birliği çoğunluğu Almanya 12 milyar dolarını hibe olarak veriyor. Buna sırf bu yatırımı yapsın diye. Tüm muhtemelen o başka Müthiş. sektörleri de Tabii destekleyecek. Zaten o zaten 12 milyar doları o firmanın kendi şeyinden çıkaracak. Bırak başka sektörleri. Bu hesap meselesidir. Yani bu konularda maalesef, maalesef. Şimdi mesela başkan değişseydi kendiliğinden Türkiye'nin batı dünyasıyla ilişkisi düzelirdi. Hiçbir şey yapmadan. Gidecekti yeni seçilen başkan Çankaya'da arkadaşlarıyla tavla, poker oynayacaktı. O batı dünyası hemen projektörleri Türkiye'ye çevirecekti. Aman bir daha Tayyip Erdoğan gibi bir rejim gelmesin veya batıdan Türkiye kopmasın. Çünkü batı için Türkiye aynı bir kemerdeki orta taştır. Orta taş düşünce kemer devrilir. O Orta Doğu'nun üstünde, Rusya'nın altında, Akdeniz'in köşesinde önemli bir güçtür Türkiye. Kim iktidardaysa, Ondan iyi geçineceksin. Ama severek iyi geçinmek var, sevmeden iyi geçinmek var. Yani başkan değişseydi bütün batı dünyası yatırımlar başlayacaktı. Sıcak para, sıcak para da kötü değildir ha. Millet sıcak para diye korkuyor. Ulan sıcak para geliyor, senin faizin düşüyor. Senin paraya ihtiyacın var diye geliyor. Sana zorla parayı sokuşturmuyor yani. Orta vadeli para gelecek, uzun vadeli para gelecek. Birdenbire Türkiye'nin çehresi zaten devlet bir şey yapmaz ekonomide. Hep onu söylüyorum. Ekonomide devlet bir şey yapmaz. Yaptığı anda rezilliktir zaten. Mesim Bey şimdi bu söylediğinizle yani İsveç'in NATO üyeliğini onay veriyoruz. Tamam diyelim ki F-16'ları aldık. Ben Ama ondan... sadece yani hava kuvvetlerindeki bu yıpranma çünkü uzun bir dönemdir hava kuvvetleri teçhizat alamıyor. f 16lar evet, evet. modernize edemiyor. Zaten sıfırdan 40 tane de yeni istiyorlar galiba. F35'i F35'ten dışlandık. S 400 yüzünden kayıp. S400 nerede abi? <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Kimse soruyor mu? F35'ten çıkardılar bizi. Paramızı da ödemediler. Ödeyecekler sonunda. İşte komik bu f 16lar evet, şey mahsup edecekler abi. Bu, bu tabii yanlış politikanın, bu şeriatçı politikanın şeyidir. Ama yani Çünkü bu, Türkiye anlattın. Türkiye son senelerde tamamen Şeriatçı, batı düşmanı. Eskiden beri Türkiye'de büyük batı düşmanlığı var. Ama ya devlet bu, bu en azından batı... Batılılarla ilgili batı düşmanlığında bir şey anlatmam lazım. Bak Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruldu. O sırada bütün dünya Birinci Dünya Harbi'nden sonra harpte nefret etmiş. O sayede biz Türkiye'yi kurtardık. Yoksa Yunanistan yalnız bırakmasalardı biz zor kazanırdık harbi ama İstiklal Harbi muhteşem bir olaydır. Onu söyleyeyim yani. Çok başarılı bir olaydır o zor şartlar altında. Ve Türkiye Cumhuriyeti bütün bu süre içinde kaç sene geçti? 100 sene değil mi? Evet. Bir defa beka sorunuyla karşılaşmıştır. 45-46'da. Bir defa. Bu, bugün beka sorunu falan yok. Hikaye milleti korkutarak batı düşmanlığı yapıyorlar. Bir defa beka sorunuyla karşılaşmıştır Türkiye. O da ne? Bizim Rusya ile saldırmazlık paktımız var. Selim Sarper gidiyor bunu uzatmak için. Ne yapıyorlar bunu biliyor musun? Köpek muamelesi yapıyorlar Paris ve Moskova'la. Randevu vermiyorlar bir ay. Sonunda bir ay sonunda görüşmede gayet ters bir şekilde uzatmayacağız. Arkasından da Kars, Ardahan, Artvin ve Boğazlar'da üs istedi şey. İstanbul. Rusya. Peki biz bundan nasıl kurtulduk? Beka sorunu bu. Şimdikilere söylüyorlar, gülüyorum. Ulan Türkiye'yi kim parçalasın? Geri zekalı. Parçalayıp bir tarafına mı sokacak Türkiye'yi? Ne yapacak Türkiye yani? Türkiye ile ticaret yapmak ister abi adam. iPhone satacak, onu satacak, Microsoft satacak. Yani bunları yapıyor zaten. İhtiyacın var çünkü alıyorsun. Türkiye'den de bir şeye ihtiyacı varsa alacak. Artık bu bunlar geçti. Ne oldu biliyor musun? Bu arada çok kritik noktadır bu. Yani Türk tarihinin son 100 senesinin en önemli olayı bu anlattığım olaydır. Bütün millet bunu okusun, incelesin. Deli oluyorum yahu. 45'te Churchill baktı ki Rusya şey yapıyor, Doğu Avrupa ülkelerini aldı. Amerikalılara dedi ki benim gücüm yok Türkiye ile sen ilgilen. Bak ilk İngiliz diplomasisinden geliyor Amerika'ya. Amerikan diplomatlarına diyorlar ki ya bu Yunanistan ve Türkiye ile biz ilgilenemeyiz. Gücümüz gücümüz yok ama siz şey yapın. Çünkü Rusya orayı da almaya niyet etmiş. Zaten görüyor herkes o girişten. O sırada bunlar isteniyor. Bak İnönü de çok güzel yönetti o dönemi. Bak İnönü 2. Dünya Savaşı'na girmediği için başarılı buluyorum. 45-50'yi de çok iyi yönettiği için başarılı buluyorum. Daha evvel çok başarısızlıkları var. İkinci dünya bir zamanda ekonomik durumu ayrıca konuşuruz. Şimdi bu Amerika bunun üzerine Missouri'yi yolladı. Dünyanın en büyük harp gemisini, şeyin cenazesini getirdi Ertegün'ü, Rahmetli'nin. Ondan sonra Truman Doktrini'ni açıkladı 47'de. Truman Doktrini şu, Yunanistan ve Türkiye'ye can suyu gibi biraz para verdi. Bir yerde bağladı kendini yani bu ülkelerle benim yakınlığım vardı. Asıl önemli sorun anlatmıştım, bir daha anlatayım. Ya o sen o kitaptan aldırsana birine verdim gitti o kitap ya. Vardı ya bir casus olayı var. Stalin'in Washington'daki casusu bizim Ankara'lı gazeteci yayınlamıştı onu. Hem Murat Yetkin. Ha onun kitabını Murat Yetkin'in kitabını bana birkaç tane getir, millete hediye edeceğim o. Şimdi bak. Moskova'daki Stalin'in casusu aslında Stalin'in çok büyük avantajı var. Casusları sosyalist. Para i̇nanç mara değil. vermiyor, inanç. Zaten öyle. Mesela şeydeki Japonya'daki casusu da öyle. İngiltere'deki Cambridge 5 diyorlar. 5 Cambridge'de üst düzey. Bunların hepsi sosyalizme inanmışlar. Dolayısıyla onlar onu casusun saymıyorlar. Dünyadaki yani. onu bilmiyorlar. Rusya'nın ne rezil bir ülke olduğunu. Rusya'nın sosyalizmi gerçekleştirdiği için Rusya hayranlar Rusya'nın yıkılmasını, Amerika'nın da bu kadar güçlenmesini istemiyorlar. Mesela Rosenthal'lar idam edilen, onlar da Yahudi, onlar da para alarak atomun sırlarını vermediler. İnançlarından dolayı verdiler. Çok enteresan bu. Bu Rusya'nın büyük avantajı. Amerika gibi böyle profesyonel CIA ile değil. Bu adamlar kendileri geliyorlar Rusya. Ben size bu bilgiyi vereyim diye. 46'da Washington'da çok önemli bir mevkide bir casusu var şeyin, Stalin'in. Soruyor, ben diyor Türkiye'ye girersem ne yapar Amerika diyor. Aldığı cevap şu. Amerika Türk bu konuda Amerika kararlı. Türkiye'ye girerseniz hem Amerika fiilen savaşır hem de atom bombası dahi kullanabilir. Bak atom bombası o zaman sadece Amerikan elinde var. Rusya 49, 50'de falan ilk atom bombasını yaptı. O da ufak tefek şeyler yaptı. Abi hemen şey Stalin, o zaman planlamış her şeyi, şeyleri kaydırmış ve kaydırdığı e, askerlerin malzemesi de tamamen Amerikan malzemesi. Amerika. Çünkü şey Al Alm Almanya'ya karşı. Almanya'ya karşı. Amerika müthiş silah verdi, elbise verdi, onu verdi. Bir liste var, inanamazsın. İran üzerinden felaket besledi onları. O malzemelerle bizi şey yapacaklar. Bizim ordu eskiden kalmış ordu. Yani çarpışacak ya evet. Ve bu casusun bu şeyinden sonra Stalin iptal ediyor bu harekatı. Bu bu kayıtlarda var. Rus kayıtlarında da var bu yani. Ondan sonra Marshall planı geldi ekonomik kalkınma için. Derken NATO kuruldu. Çünkü bu kurulduğu zaman başka bir şey oldu. Rusya Etkisini aldığı ülkelerde çok büyük adilikler yaptı. Mesela Polonyalı yurtseverler İngiltere'ye kaçmışlar, oraya kaçmışlar, savaşmışlar. Sonra Polonya'ya geldiler. Bunları idam ettirdi. Bak, Çekoslovakya'da idam ettirdi. Bunlar da büyük manşet olunca Amerika'da kamuoyu, çünkü kamuoyu önce Ruslara çok sempatikti. İkinci Hiç Dünya Harbi'nde işte. çok adam kaybetti Ruslar. Milyonlar gitti ama Stalin için adamın önemi yok ki. hayvanoğlu hayvan için. 1 milyon gitmiş, 2 milyon hiç önemli değil. 20 milyon adam kaybetti Rusya. Evet ben de öyle bu biliyorum. Bu müthiş bir olay. Amerikan halkında müthiş bir minnet duygusu vardı Rusya'ya karşı. Fakat bu Polonya'daki vatanseverlerin yapılan işkence ve idam, Çekoslovakya'daki, Macaristan'daki vesaire olunca kamuoyu hafif hafif dönmeye başladı. Ve Rusya'ya karşı tedbir alalım şeyi. Churchill'in öngörüsü. Churchill'in Churchill'in burada ben Churchill'i çok çenkit ederim ama bu konuda çok haklı bir öngörüde bulundu. Amerika'yı uyardı. Demir perde lafını da ilk o söyledi. Amerika'yı uyardı. Amerikalılar da Churchill'i çok seviyorlar çünkü anası Amerikalı. E zaten bir görüş var İngilizler Amerikalı. tamam ama anası yapamaz. da fiilen Amerikalı yani. Neyse 49'da NATO kuruluyor. Rusya'yı caydırmak için. 12 ülke Amerika, Kanada ve 10 tane de Avrupa ülkesi Türkiye ve Yunanistan'da istiyor, reddediyorlar. Kim reddediyor? Avrupalılar. Niye reddediyor? Çok Çünkü, basit. Riske giriyoruz. Şimdi ben Söyler Birliği saldıracak, ben ben, ben ben Fransız askerini yollayacağım müdafaa edeceğim. Buna çok bencildir söylüyorum. Avrupalılar da vizyon bugün de yok. Bugün de mesela Avrupa'da hiçbir liderde uzun vadeli bakış göremezsin. Bu geri zekalar bizi reddettiler. Hem Türkiye hem Yunanistan'ı biz Kore Harbi'ndeki müthiş başarıdan dolayı Kore'deki başarı çok önemlidir. Kore'de asker yolladık ve bizim askerler çok önemli bir iş yaptı. Kunuri'de bir Amerikan tümenini yok olmaktan kurtardı. O da nasıl? Aslında önce çarpışma Kuzey Kore'ye karşı yapılıyor ve Kuzey Kore püskürtülüyor. Hiç tahmin etmiyorlar. Birden bir abi Çin'den Çin bir asker yolluyor. Şey sürüsü, çekirge sürüsü gibi Çinliler bir doluşuyorlar ve onları oyalayarak 700 küsür de şehit verdik. Amerikan tümeninin zamanında kıskaçtan kurtulmasını sağladık. Ve Amerikalılar bunu bildiği için Türklere hayrandı. Bak ben 62'de talebe olarak Amerika'ya gideyim, Hala her Amerikalı elimi böyle hararetle sıkardı. Biz Türklere minnettarız diye düşünebiliyor musun? 10 sene geçmiş üstünden. 12 sene. Türklere büyük bir hayranlık vardı Amerika'da. Ve NATO'ya biz 52 Mart'ında Yunanistan'la birlikte Yunanistan da bize borçludur NATO'ya girmesini girdik NATO'ya. Ve ondan sonra rahatladık abi. Ordu modernize oldu. Yeni şeyler, tanklar, tüfekler, elbiseler, şunlar, bunlar, tesisler ondan sonra başladı. Türk halkı bunu unutmasın. Ulan Çin'i geliyorlar tabloya. Vay Amerika şundan şunu yaptı bizi bölmek istiyor. <laughs> Tövbe yarabbi. Niye bölsün lan seni? <laughs> Ama sen düşman olursan Öyle doğrudan şey. doğruya şey yapacak. Yani çok yanlış dış politika. O Suriye konusunu da şey yapacağım. Suriye'deki kürtler. Biz Suriye'deki kürtleri hala terörist addediyoruz. Suriye kürtleri PKK değil, tek PKK'dır terörist olan. Bütün dünyanın kabul ettiği teröristler de PKK'lardır. Hikayeyi biliyorsun. Suriye Kürtlerini durduk yerde bize düşman yaptık yanlış politikamızla ilgili. İşte dün şeyden ayrılırken Türkiye'den ayrılırken yine aynı şeyi söyledi aynı şeyi söyledi tabii yani Beşer Esat'la buluşur görüşürüz o bizim ama o bizim Suriye'den çekilmemizi istiyor olmaz böyle bir şey zaten bir şey... ama diğer taraftan da Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapılıyor sık sık Türkiye tarafında tabii tabii yapılıyor onu yapmazsan çok ayıp olur <laughs> Adam e, onu tamam ama işgal yani... etmişsin kaymakam atamışsın, hastaneler bilmem neler kuruyorsun, maaş veriyorsun. Yani ikisi veriyorsun. sen nasıl olacak? Ya bir ne yapacağız? Arada. Sanki toprağımız az. zaten onlarla bizim Adana sözleşmemiz var. Suriye'den herhangi bir terör geldiğinde onların bunu engelleyeceğine dair şey var. Geldiği zaman da bizim müdahale etme hakkımız var. E zaten Buna gerek yok. Mutlaka şimdi eğer Türk ordusu oradan çekilecekse Yeni bir anlaşmayla çekilecek. Tabii, tabii, tabii. Zaten o anlaşmayla bu Adana anlaşmasını da güçlendirirsin lehine. Çünkü nerede tabii, çekiliyorsun ya? Tabii sağlam yani çekilmek alırsın. için işte ne bileyim ben 30 kilometre içeriye kadar müdahale hakkı veriyorsa Adana sözleşmesi bilmiyorum çünkü örnek. öyle müdahale hakkı vermiyor da genel olarak bir şey. Tamam yapayım. yani 30 diyorsa sen bunu 40 yaparsın, 45 yaparsın. Hayır yani. onu onu şeyle konuşursun ya sınırlarından terörle ilgili çok sağlam bir mutabakat yaparsın. Şimdi tamam, burada, burada Amerika, ile burada da papaz olacağız. Çünkü Amerika Suriye Kürtlerini korumaya mecbur. Mecbur. Kendi yani işi de gelsin. Savaştılar. Savaştı. Şudur budur. Şimdi o, ve bu düşmanlığı da görünce şimdi Amerika bunları korurken biz bunları terörist diyoruz. Bu sefer Amerika ile karşı karşıya geliyor. Niye? Ya bir tane Turgut Özal örneği var ya. Kuzey Irak örneği var ya. İnsaf yahu. Bu Kürtler aynı Kürtler değil ki. Kuzey Irak yanımızda, dostumuz bizim. Şeyde Suriye Kürtleri de dostumuzdu biliyorsun. Adamı ne çağırdılar Ankara'ya görüşler ettiler. Çok yanlış. Bu Suriye politikası felaket yanlıştır. ve Bu yanlışın bedeli o kadar ağırdır ki Türk milletine. Şimdi bu enflasyon, zaman var ya hepsinin bedeli buralardan geliyor. Bir de o İdlib'deki cihatçıları ne yapacaklar abi? Hepsini biz besliyoruz. Ve biz onlara... Şey yapıyoruz yani, saygı gösteriyoruz. Niye? Müslüman fundamentalist. Aynı Taliban'a gösterilen şey gibi, sevgi gibi. Geçen gün söylemek zorunda kaldım. Mehmet Çimşek tasarruf tedbirleri açıklamış. İşte araba almayacaksınız diyor devlet erkanına. Kırtasiye'den tasarruf <gülüyor> edeceksiniz. <gülüyor> Dedim şey. yani benim kendi programlarımda. Ya bu Suriye ne olacak? Yani Suriye'ye ne kadar para harcıyorsunuz bunu görmeyeceksiniz. Başka yere görmeyeceksiniz. Kağıt bir de, kalem bir, parasından bir de tasarruf edecek Türkiye Cumhuriyeti. Bir de çekilince Cumhuriyet. o insanlar ne olacak? Onları Türkiye alırsan adamlar cihatçı. Pandementalist. Yani e, yok El Nusra'ymış adını değiştiriyorlar. Yok Şam bilmem Zartzurtmuş. Bunlar hepsi El-Kaide'nin e, uzantıları. Yani Türkiye'nin başına yanlış politika uygularsan bu çorapları gereksiz yere ölersin. Onun da bedelini Türk milleti ödüyor zaten. Onda hiç milletimiz gayet müsterih olsun. Gerektiği <laughs> şekilde ödeyecek. Edecek. Ama ben şeye üzülüyorum. Yani o yüzde %48 48'e üzülüyorum. Yüzde 48 niye ödesin bu bedeli? yani? <laughs> bir bir arada olmanın <laughs> bedeli. Yüzde 48 değil, 51 olmaya bakacaklar. Yani hep beraber... Evet e, süremizin sonuna geldik Besim Bey. Atladığımız bir şey var mı? Çok Yoksa, şey atlamışızdır boş boşver. <laughs> <laughs> Olabilir böyle şeyler. Evet. Değerli izleyenler e, Besim Tübük'le Sohbet programının bir tanesinin daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Besim Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın diyoruz. Be.